Nasıl? Çarık oluyor değil mi usta? İşin yolu göründü demektir. Özletti kendini. Duyduklarıma inanamıyorum Cafer Usta. Hayret, sarhoş Bişr bu kadar değilsin. Bu iş kitabı değil, kalbidir. Rabbimizin tövbe kapıları herkese açıktır. Samimiyetle tövbe eden her günahkar bir Bişr olabilir. Sağ olasın Cafer Usta. İbrahim de artık eski İbrahim değil. Ya Bişr, bundan sonra seni Basra'ya gönderiyorum. İrşad makamın orasıdır. Teala yardımcın olsun. Dualarım hep seninle olacak İbrahim. Beni merak etme. Şimdi ben de iyiyim. Bişre vaktiyle seni ayarttı diye kızardım. Şimdi kurtardı diye dua ediyorum. Selamımı söyle. Aleyküm selam. Hakkınızı helal ediniz babacığım. Helal olsun. Ah usta, ah bırakmadın. Sıkacaktım Bişr'in kırtlağını, bitecekti bu iş. Yeter, izini bulabildin mi söyle. Bağdat'taymış. Herkes onun için evliya falan oldu diyor. Evliya mıymış? Ha! O sarhoştan evliya olur mu? Bulup rezil edeceğim onu. Ya meyhane? Batmış zaten. Kaparım. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Numarası bana söker mi görsün. Evliya kim, o ayaş kim? Öğrensin herkes ne mal olduğunu. Usta, ben de seninle geleceğim. İcabında ciğerini sökerim. Bir şey büyük adammış, evliyaymış. Üşüyorum, üşüyorum. Çok üşüyorum. Şunu giy, sana hediyem olsun. Al. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Garip adam, ne kadar sevindi. Dün öldü, bugün bitmekte, yarın henüz gelmedi. Bu sebeple vaktin kıymetini bilin ve zamanı faydasız şeylerle geçirmeyin. Az yiyin, cömert olun. Meydanda askerler birine 100 kırbaç vurdular. Adamın gıkı bile çıkmadı. Bişri Hafi Hazretleri oradaydı. Kırbaçlanan adama sordu. Onca kırbaçlanmaya karşı neden hiç sesin çıkmadı? Adam da dedi ki, sevdiğim kız da kalabalığın içindeydi. Onun önünde feryat edemezdim. İşe bak be. Sen asıl Bişri Hafi Hazretlerinin dediklerine bak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Temiz yiyeceğin var mı? Var efendim. Temiz yatağın var mı? Olmaz olur mu efendim? Bana bir yatak. Bana da. İyi dinleyin. Bişri Hafi Hazretleri dedi ki, sevdiğin kız seni görüyor diye ondan utanarak 100 kırbaca gık demedin. Halbuki Allahü Teala her yerde ve her zaman gizli açık her hareketini görüyor. Buna rağmen hangi cesaretle günah işliyorsun deyince adam birden sapsarı kesilerek yere yıkıldı. Büyük zat, büyük sultan. Ama o sırtında kaftanı, süslü çizmeli taht sultanı değil. Efendim. Gönüllerde taht kurmuş biri. Kimden bahsediyor o adam? Bişri Hafi Hazretlerinden. Bişir mi? Bişri Hafi Hazretlerinin ilim için gitmediği yer kalmamış.
devrin bütün alimlerinden ilim tahsil etmiş. Asıl adı Bişir bin Abdurrahman. Yağmur çamur demeden yalın ayakla gezdiği için lakabı Bişri Hafi olmuş. Yani yalın ayaklı Bişir. Bişri Hafi Hazretlerini tanırım. Arkadaşımdır. Ben yarın ona gidiyorum. Ben de. İbrahim bizi Bişir'e götürecek. Gözünü dört açar. Ben bir hayli yoruldum. Sen hala demir gibisin. Bir şeyi rezil edeceğim. Evet. Bu hırs bana kuvvet veriyor. Hele bir bulalım. Bir işareti yeter ustacığım. İcabına bakarız. Bir bulsak. Bulunur. İnsanın kimin duasıyla kurtulacağı belli olmaz. Bu sebeple hepsinin duasını almaya çalışmalıdır. Her şey Rabbimizden. Hastalık da Rabbimizden. Ondan gelen sıkıntılara, hastalıklara sabretmek ne güzel ahlaktır. Cenab-ı Hak sıkıntılara sabredenlerin günahlarını affeder. Çok çalışın. Kimseden bir şey beklemeyin. Böyle yaparsanız sevilirsiniz. Ses aynı ses. Ama biz... O bir şey değil. Sadece dille şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, şer görünce örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işitince onu dinlemek, şer işitince unutmaktır. Elin şükrü helale uzanmaktır. Midenin şükrü boğazdan helal gıda geçmesidir. Ayağın şükrü harama gitmemektir. Bir karınca vardı. Daneler biriktiriyordu. Sonra... Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk taneyi ağzına almıştı ki yere bir kuş indi. Karıncayı ağzındaki taneyle kapıp kaçtı. Dünya için ne kadar çalışırsak çalışalım, sonunda ölüm kuşu gelip bizi kapıyor. Gıybet, yani birini arkasından çekiştirmek haramdır. Gıybet eden, ölü eti yiyen sırtlan gibidir. Bunun gibi insanların günahlarını ortaya çıkarmak da caiz değildir.